Neydi? Dünyada man, ahirette iman mıydı? Öyle bir şey vardı. Alırsın Ford, olursun North. Kamyoncu yazılarından biliyoruz bunları. Yani madende Elazığ'ı gördüğünüz zaman hiçbir şey aklına gelmiyorsa yapıştır gitsin diyeceğim de yine de temkinli olun. Türk sanayisinde enerji problemi yoktur. Nasıl hocam, önceki derste dediniz ki enerjiyi dışarıdan satın alıyoruz. Hocam Akdeniz değil mi? Hayır. Akdeniz'de Toroslar var. Toroslar kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımı olumsuz etkiliyor. Antalya'ya gitmek işte kolay değil. Ben sonunu düşünen kahraman olamaz. Evet sevgili dostlar, şimdi de size bambaşka bir mekandan sesleniyorum. Arkamda bir tekstil fabrikasını görüyorsunuz. Neden? Çünkü Türkiye'de en yaygın sanayi dalı, daha doğrusu en gelişmiş sanayi dalı tekstil sanayisidir. Efendim sanayi konusuna giriş yaptık. Türkiye'de sanayi istenen düzeyde midir? Maalesef istenen düzeyde değildir. Keşke şu fabrikalar Türkiye'nin her tarafına dengeli dağılmış olsa. Sadece tekstili kastetmiyorum. Keşke Türkiye'de ağır sanayi çok gelişmiş olsa. Ağır sanayiden kastım nedir? Otomotiv sanayisi, elektrik, elektronik sanayisi, demir çelik sanayisi. Bakınız bir tane otomotiv fabrikası 30 tane şeker fabrikasına bedeldir. Ama Türkiye'de maalesef ağır sanayi yeterince gelişmemiş. Türkiye'de sanayi ne kadar gelişmiş? Türkiye'de sanayi arkadaşlar daha çok gıda sanayisi, tekstil sanayisi gelişmiş ve belli yerlerde toplanmış. Nerede toplanmış? Marmara'da, Ege'de. Bunun ispatı nedir? Bunun ispatı bu bölgelerin çok fazla göç almasıdır. Ülkemizde göçün yönü genelde sanayi bölgelerinin olduğu yerlere doğrudur. Peki Türkiye'nin sanayileşme mahallesine baktığımız zaman, Avrupa ile kıyasladığımız zaman Cumhuriyet döneminden bugüne neler görüyoruz ve Türkiye ekonomisi nasıl etkiliyor? Türkiye neden yeterince sanayileşememiştir, neden istenen düzeyde değildir? Bunu da dersimize tahtanın başına geçerek anlatalım. Zira burası çok gürültülü olmaya başladı. Buyurun efendim, buradan devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar, bir ülkede yıllık gayri safi milli hasılayı etkileyen, ülkenin toplam kazancını etkileyen en önemli sektör sanayidir. Sanayi sektörü tarım sektöründen ve maden sektöründen çok daha fazla kazandırmaktadır. Ülkemizde sanayileşme istenen düzeyde değildir. Ülkemizi Avrupa ile kıyasladığımız zaman nasıl bir karşılaştırma yaparız? Avrupa'da sanayileşme düzeyi çok daha yüksektir. Türkiye'de de Avrupa ile kıyasladığımız zaman sanayileşme hızı yüksektir. Hızla düzeyi sakın karıştırmayınız. Bunu şöyle de karşılaştırabilirim. Cumhuriyet döneminde sanayileşme düzeyimiz azdı ama şu anda sanayileşme düzeyimiz daha fazla. Sanayileşme hızımızı Cumhuriyet dönemiyle bugün arasında kıyaslarsak o dönemde daha fazla. Neden? Zaten bir tane fabrika var Cumhuriyet döneminde. Bir tane daha açıyorsun %100 ilerleme oluyor. Bir tane daha açıyorsun yüzdelik oran daha yüksektir. Dolayısıyla ülkemizde sanayileşme düzeyi Avrupa'nın gerisindedir diyorum. Peki ülkemizde sanayileşmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Hangi faktör bizde eksik, hangileri tam tekmil, bunlara bakalım. Sevgili dostlar, Türk sanayisinin en büyük sorunu sermayedir. Tıpkı madencilikte olduğu gibi sanayide de en büyük sorunumuz sermaye. Hatta yerli sermaye yeterli olmadığı için Türkiye'deki çok büyük sanayi tesislerini yabancılar kurmuştur. Yabancı sermaye ülkeye gelmiştir. Gelsin, nereden gelirse gelsin yeter ki ülkede istihdam sağlasın. Dolayısıyla en büyük sorunumuz neymiş? Sermaye. Ham madde sorunumuz var mıdır? Türk sanayisinde ham madde sorunu pek yoktur. Neyin ham madde yok ülkemizde? Petrol, doğalgaz, fosfat gibi bazı madenler. Tropikal kökenli tarım ürünleri. Mesela üçü bir arada yapıyorsun. Kahve yok. Kahveyi dışarıdan alman gerekiyor. Ama onun haricinde gerek tarımsal gerekse madensel bakımından Türkiye ham maddede kendine yeten bir ülkedir. Yani soru size şöyle çıkarsa, aşağıdakilerden hangisi Türk sanayisinde karşılaşılan sorunlardan en azıdır, en düşüğüdür, en az orana sahiptir? Ham madde. Yine Türk sanayisinde iş gücü problemi yoktur. İstemediğin kadar iş gücü vardır. Şöyle bir sorunumuz var bizim. Nitelikli iş gücünde bir problemimiz var. Yoksa efendim sanayide çalışacak iş var da işçi bulamıyoruz gibi bir durum ülkemizde yaşanmaz. Sevgili arkadaşlar, Türk sanayisinde ham madde sorunu yoktur. Ham madde ile ilgili şöyle sorular gelebilir size. Der ki aşağıdaki sanayi tesislerinin hangisinin kuruluşunda ham maddeye yakınlık etkili olmuştur? Bakın bazı sanayi dalları hassastır. Sen kağıt fabrikasını götürüp Ankara'da kuramazsın. Orman neredeyse onun yakınına kurman lazım. Neden? Ağaçları uzun mesafe taşırsan öz suyunu kaybeder, kurur. Kuruduğu zaman da kağıt kalitesi düşer. Dolayısıyla bazı sanayi dallarında ham maddeye yakın olmak önemli. Başka et ve süt sanayisi. Uzun mesafe taşıyamazsın, yolda bozulur. Anlatabildim mi? Başka
Böyle yaş sebze meyveler mesela konserve sanayisi. Konserve sanayisi hep kıyılarda gelişmiş. Neden? Çünkü ham madde. Sonralarda sebzeler. Bir başka ham maddeye yakın olması gereken sanayi dalı da yağ sanayisidir arkadaşlar. Zeytinyağı, ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı o kadar değil ama zeytinyağının muhakkak ham maddeye yakın olması gerekiyor. Evet, geçiyorum. Yine çay ve şeker fabrikalarında da ham maddeye yakınlık önemli. Bir kez daha söylüyorum, ÖSYM sorar. Hangi sanayi tesislerinde ham maddeye yakınlık önemlidir, hangisinde değildir? Mesela un fabrikaları, bisküvi fabrikaları, makarna fabrikaları buğday tarlalarına yakın olmak zorunda değildir. Çünkü buğdayı hasat ettikten sonra fabrikaya götürene kadar hemen bozulacak bir şey değil. Ama yine de yakınına kurulmuş. Sebep, taşıma maliyeti oluşmasın. Yani uzak mesafelere taşıyarak bir de öyle bir ulaşım maliyeti ortaya çıkmasın diye. Bunu da bir kenara yazınız. Veya çimento fabrikası, cam fabrikası. Çimentonun ham maddesi kirli, marnı bir toprak türüdür. Fabrikayı genelde yakınına kuruyorlar. Sebep, yine taşıma maliyeti oluşmasın. Bakın bu soru tipi, bu soru kalıbı karşınıza çıkar. Türkiye'de sanayinin dağılışını etkileyen şeylerden biri enerjidir. Arkadaşlar, Türk sanayisinde enerji problemi yoktur. Nasıl hocam? Önceki derste dediniz ki enerjiyi dışarıdan satın alıyoruz. Türk sanayisinin enerji problemi yok. Enerjiyi devletten satın alıyor. Yani fabrika kuracak adam ya enerjiyi nereden bulacağım diye bir kaygıya düşmüyor. Enerji problemi devletin problemidir. Problem nedir? Enerjide dışa bağımlı olmaktır. Bu bir problem uzun vadede. Ama Türk sanayisinin enerji bulamamak gibi, bundan dolayı fabrikayı çalıştıramamak gibi bir problemi yok. Türkiye'de bazı sanayi dalları enerji kaynaklarının yakınına kurulmuştur. Önceki derslerde de söyledim. Bazen böyle tekrar ediyoruz arkadaşlar. Hangi sanayi dalları? Mesela Zonguldak'taki Ereğli'deki demir çelik fabrikası enerji kaynağına yakındır, taş kömürüne yakındır. Yine hidroelektrik santralleri, güneş santrali, güneş enerji santralleri, jeotermal ve rüzgar enerji kaynağına yakın olmak zorundadır. Yani jeotermal buhar buradan çıkıyor, sen tesisi gelip buraya kuramasın ya da o buharı başka yere taşıyamasın, mantıksız olur. O zaman bazı sanayi dallarının kuruluşunda enerji kaynağına yakınlık etkili olmuştur. Bunlardan soru ihtimali en yüksek olan Zonguldak'taki Ereğli ve Karabük. Karabük ayrı il oldu, ayrı mesele. Bunu birkaç defa sormuştur. Niye oraya demir çelik sanayisi kurulmuş? Oradaki taş kömürü yani enerji kaynağı. Peki ulaşım. Arkadaşlar, Türk sanayisinin dağılışını etkileyen faktörlerden biri ulaşımdır. Bakın, bir yere ulaşım ne kadar kolaysa sanayi tesisi o kadar çok olur. Sanayi tesisi ne kadar çok ise nüfus o kadar çok olur. Hatta şöyle bir benzetme yapıyorum ben. Şurası ulaşım seçeneği olsun. Ulaşım seçeneğini mıknatıs gibi çiziyorum. Şurada sanayi tesisleri olsun. Mıknatıs gibi ulaşım sanayi tesislerini kendine çeker. Çünkü bir sanayici der ki ben bu ürünü ürettim. Bunu ben karadan, havadan, denizden, demir yoldan her tarafa gönderebileceğim ulaşım seçeneklerinin çok olması lazım. Hatta yurt dışına gönderebilmem için deniz kenarında tercih eder. Hatta ham madde yurt dışından getirirsem ulaşım kolay olsun, deniz yoluyla ulaşım ucuz olsun diye de düşünür. Özellikle deniz kenarları, ulaşım seçenekleri çoksa sanayi gelişir. Ulaşım sanayi mıknatıs gibi çekiyorsa sanayi de neyi çeker? Sanayi de nüfusu çeker arkadaşlar. Dolayısıyla aradaki bu bağlantıyı böyle kurabiliriz. Ulaşımın en rahat olduğu bölge hangisi? Marmara. Ondan sonra Ege. Ondan sonra İç Anadolu. Hocam Akdeniz değil mi? Hayır. Akdeniz'de Toroslar var. Toroslar kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımı olumsuz etkiliyor. Antalya'ya gitmek işte kolay değil. Öğretmen sonunu düşünen kahraman olamaz. Değil. Antalya'da demir yolu yok bir kere. Ulaşım seçeneklerinden biri yok. Ulaşım seçeneğinin en kötü olduğu coğrafi bölgemiz Doğu Anadolu'dur. Bundan dolayı sanayi tesisleri de en az oradadır. Sonra Karadeniz'dir. Karadeniz'de de ulaşım çok zor. Bakınız, bir yerin fiziki özellikleri, dağları, iklimi o yerinin beşeri ve ekonomik özelliklerini ne yapıyormuş? Etkiliyormuş. Gel de coğrafya kaderdir deme. İşte burada karşımıza çıkıyor bu. Peki hocam, bazı sanayi dalları özellikle ulaşım özelliğinden dolayı tercih edilmiş. Evet, bu çok önemli. Hangileri? Sevgili dostlar, Samsun'daki bakır işleme tesisi. Samsun limanından dolayı oraya yapılmış. Samsun'da ne enerji var ne de ham madde, bakır var. Sırf limanı büyük diye oraya, oradan ihracat kolay olur diye oraya. Hinterlandı geniş diye oraya yapılmış. Samsun'un hinterlandı neden genişti? Çünkü Canik Dağları kıyıya çok uzaktı. Efendim, Antalya'da hangi tesis var? Antalya'da ferrokrom. Hep sorulur bakınız bu. Antalya'da ferrokromun ne işi var hocam? Krom çıkmıyor ki. Bunu ben de biliyorum işte, onu anlatıyorum sana. Nereden geliyor? Muğla'dan geliyor. Muğla, Fethiye, Köyceğiz, Dalaman. Niye Antalya'ya gidiyor? Limanı Muğla'ya göre daha elverişli, daha hinterlandı geniş. Muğla ile kıyaslıyoruz. İskenderun demir çelik fabrikası. İskenderun'un demir çeliği nereden geliyor? Malatya'dan geliyor. Sırf İskenderun deniz kenarında yurt dışına ihracat daha kolay olur diye. Yine İzmir, İzmit ve Mersin'de petrol rafinerisinin kurulması. İzmir'in ne özelliği var? İzmit'in ne özelliği var? Deniz kenarında ve hinterlandı geniş olduğu için buraya petrol rafinerisi kurulmuş. Yurt dışından ithal ettiğimiz petrol. Aynısı Mersin için geçerli.
Ve geçiyoruz iş gücü. Türkiye'de iş gücü problemi yok. Bir sürü işsiz insan var. İnşallah bu işsiz insanları istihdam edecek sayıda ciddi tesisler olur. Bakınız arkadaşlar, bir şeker fabrikasında 500 insan çalışabilir, bir çay fabrikasında 50 insan çalışabilir, bir un fabrikasında 15 insan çalışır. Ama bir otomotiv sanayisinde 5000 insan. 10 bin insan. Neredeyse bir şehir yapıyor ya. 10 bin çarpı 5 kişilik aile de 50 bin yapıyor. O yüzden Türkiye'nin bu sanayi tesislerine yatırım yapması lazım. Yani bir ülkede sanayi tesisinin artması, insanların bundan istifade etmesi daha çok ağır sanayiye, bilişim teknolojilerine, elektrik, elektroniğe yatırım yapmasıyla, yüksek teknolojiye yatırım yapmasıyla doğru orantılıdır diyorum. Ve geçiyorum iklim ve yer şekilleri. Yer şekilleri sanayi tesisini etkiler. Genelde düz alanlara kurulur. Dağlık, engebeli, eğimin fazla olduğu yerler sanayi için tercih edilmez. Kafayı çalıştır. Çünkü ulaşım zor. Oraya nasıl götüreceksin? Oradaki ürettiğin malı nasıl pazarlara ileteceksin? Dolayısıyla bu da bir sorun. Türkiye'de sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu kıyılarda toplanmıştır. Tabii ki Karadeniz kıyılarını kastetmiyorum. Ulaşımın rahat olduğu kıyılar Marmara, Ege ve kısmen Akdeniz kıyılarını kastediyorum. İklim sanayinin dağılışı nasıl etkiler? Arkadaşlar mesela bazı sanayi dalları bazı iklimlerde olmaz. Ne gibi? Mesela Karadeniz'de gıda sanayisi olmuyor. Çünkü çok nemli. Hani siz Karadeniz'de hiç bir çerez markası duydunuz mu? Ya da Karadeniz'de bir bisküvi fabrikası duydunuz mu? Siz bisküviyi Karadeniz'de evde ortaya bırakın, hemen nemleniyor. Dolayısıyla o nemden dolayı oraya gıda sanayi olmuyor. Tekstil sanayisi olmuyor. O zaman iklim belli sanayi dallarının dağılışını ne yapıyor? Etkiliyor diyorum. Pazarlama. Türk sanayisinin pazarlama sorunu var mıdır? Türk sanayisinin, Deniz, sence pazarlama sorunu var mıdır? Pazarlama sorunu yoktur. Yoktur, çünkü Türk malları dünyada ucuz ve kaliteli diye biliniyor. Evet, Çin malı gibi kötü bir imajımız yok Allah'tan, ama Türk malları gerçekten dünyada pazar buluyor. Özellikle bizim pazarımız neresi? Avrupa mı, Afrika mı? Tabii ki Avrupa. Avrupa bizim iç işlerimize kadar bu müdahale hakkını, bu müdahale cüretini nereden buluyor? Çünkü büyük kısmını Avrupa alıyor. Ben seninle alışveriş yapıyorum, yerine göre senin iç işlerine karışabilirim şeyini buradan, vazifesini sözde kendisine çıkarıyor. Geçiyorum. Türkiye'de sanayinin dağılışına baktığınız zaman, Türkiye haritasında bir dengeli dağılım var mı haritaya baktığınız zaman? Nerede yoğunlaşmış? Marmara'da, Çatalca, Kocaeli, Bursa. Ege'de İzmir çevresi. İzmir, Manisa, Denizli. Bakın Muğla'da da yok yani, gördüğün gibi. Çanakkale'de yok sanayi tesisi. Akdeniz bölgesi. Adana, Mersin, Hatay. Bakın Antalya'da sanayi tesisi görünmüyor. Bir tane var. Bir tane olmaz. Çok olacak. İç Anadolu bölgesinde Konya, Ankara, Eskişehir ve Kayseri çevresinde, İç Anadolu'nun diğer illerini toplasam bunlar etmiyor yani. Güneydoğu Anadolu'ya bakıyorsunuz, sadece Gaziantep. Doğu Anadolu'ya bakıyorsunuz, hiçbir tane vilayet yok. Sanayi şehri diyebileceğim bir kent yok Doğu Anadolu'da. Bu arada Doğu Anadolu'nun en sanayileşmiş şehrinin Malatya olduğunu söyleyeyim. Bir marka söyleyeyim. Artık derslerde bunu söylemekten de iştinav etmiyor. Bu markalardan da herhangi bir telif almıyorum, ayrı mesele de. Mesela Elsi Waikiki diye bir marka var. Bilmeyen yoktur. Dünya markası artık, ama fabrikası Malatya'dadır. Böyle gerçekten dünyaya mal olmuş markalar da var Türkiye'de. Onu da söylemiş olayım. Gaziantep tam bir sanayi şehridir. İmalat sanayisinden tutun halı sanayisine, gıda sanayisinden tutun da işte yedek parçaya kadar Gaziantep'te ciddi manada sanayi gelişmişti. Karadeniz'de sanayi kenti diyebileceğim Samsun var, Zonguldak var ve Karabük var. Aslında Samsun'a da sanayi kenti diyemem. Sigara fabrikası var. Bakır işleme tesisi var, bir iki küçük tesis var. Ama Karadeniz içerisinde yine de sanayileşmiş kent olarak Samsun, Zonguldak'ı alıyorum. Bakın bir Trabzon, bir Rize, bundan ismini anmıyoruz bile. Trabzon adını çok duyarsınız ama Trabzon'da sanayi tesisi bir çimento fabrikası var, başka bir şey yok. Bir iki tane de çay fabrikası var. Trabzon daha çok bir ticaret şehridir. O yüzden mesela Trabzon Spor'dan dolayı bir enformatik değeri var, sanki çok gelişmiş gibi. Çanakkale'yi çok sık duyuyorsunuz, sanki Büyükşehir Belediyesi gibi. Böyle bazı yanılsamalar oluyor, ya da Muğla'yı çok duyuyorsunuz. Halbuki bunlar küçük kentlerdir. Sanayi kentleri değildir diyorum ve devam ediyorum. Türkiye'de organize sanayi bölgeleri. Organize sanayi nedir? Eskiden sanayi tesisleri kent içinde kalıyordu. Hem trafiği olumsuz etkiliyor, hem çevreyi kirletiyor. Artık devlet ne yaptı? İnisiyatif aldı. Şehrin dışında bütün sanayi tesislerin bir arada olduğu, altyapısının olduğu, adı üstünde organize bir şekilde sanayinin gelişebileceği yerler yaptı. Bunlara organize sanayi bölgeleri dendi. Genelde her ilde var. Bazı illerde 7-8 tane organize sanayi bölgesi var. Mesela Bursa'da bir tane yetmiyor. İstanbul'da gibi örnekler verebiliriz. Şimdi belli sanayi dalları nerelerde yoğunlaşmış? Bunlara direkt size hap bilgi vereceğim. Sınavda karşınıza sorun nasıl çıkar ona göre anlatacağım. Önceki derslerim gibi. Un ve unlu mamulleri İç Anadolu'da arayacaksınız. Bakın çok büyük markalar, makarna markasında Ankara, Filiz makarnası, Ankara Nuh'un makarnası vardı değil mi? Ya da Nuh'un Ankara makarnası. Efendim bisküvi markalarını
saymıyorum bile. Genelde İç Anadolu. Neden? Buğday burada. İklim de sıcak ve kurak. Dolayısıyla bu sanayi dalının gelişmemesi için bir neden yok. Geçiyorum. Et ve süt ürünleri. Et ve süt ürünleri Türkiye'ye dağılmıştır. Şimdi siz bazı şeyler ezberlerken böyle kendi genel kültürünüzü de kullanın. Gözlem yeteneğinizi kullanın. Et süt deyince mesela bir Kayseri sucuk akla gelmiyor mu? Değil mi? Ya da bir Trabzon Vakfı Kebir tereyağı, Van otlu peyniri, efendim Erzurum çeçili peyniri, Erzincan tulum peyniri, Çanakkale ezine peyniri, Bursa'daki yine çok büyük işletmelerin et süt üretimleri. Yani zaten şarküteriden geçerken oradaki isimler sana nerede et süt sanayinin geliştiği hakkında fikir verir. Şeker sanayisi. Şeker sanayisi ile ilgili şöyle bir soru çıkmıştır. Türkiye'ye dengeli dağılmıştır. Her coğrafi bölgede vardır, sadece Güneydoğu'da yoktur. Şeker fabrikalarının olduğu yerlerde besi ve ahır hayvancılığı gelişir. Çünkü onun küspesini hayvanlar tüketiyor. Evet, fabrikalarda ham maddeye yakın olmak zorundadır. Sorular böyle çıkar. Yağ sanayisi, zeytinyağı fabrikaları genelde Ege ve Marmara'da. Ayçiçeği yağı fabrikaları nerede? Ayçiçeği genelde yine Marmara, Trakya'da ve İç Anadolu'da yoğunlaşmıştır. Zeytinyağını söyledik. Pamuk, soya, susam ve mısır yağları. Bunları soracaklarını zannetmiyorum. Pamuk, susam, soya, mısır yağları. Ama özellikle zeytinyağı önem arz ediyor arkadaşlar. Bakın Gaziantep'te de vardır. Gaziantep'te de zeytin tarımının yapıldığını hatırlatayım. Çünkü bozulmuş Akdeniz iklimi görülüyor. Türkiye'de yağ sanayine baktığımız zaman bakın şu şişeler zeytinyağını. Şurada görmüş olduğunuz ayçiçeği de ayçiçek yağı fabrikalarını gösteriyor. Bakın Elazığ'da da ayçiçek yağı fabrikası var. Daha dengeli dağılmış, bu amaçla gösteriyorum. Ve geçiyorum. Bu arada en sağlıklı yağın zeytinyağı olduğunu da hatırlatayım. Konserve fabrikaları. Konserve sever misin Deniz? Yer misin? Alır mısın efendim? Çok nadir. Biz Türk insanları marketten konserve almıyoruz pek. Neden? Çünkü kendi konservemizi kendimiz yapıyoruz. Özellikle şu anda Ağustos sonları, Eylül başlarında böyle salçalar yapılır. İnsanlar konservelerini kavanozlara koyar. Sonra ne yapılır? Başka biber kurutmaları bizim Elazığ'da çok yaygın. Böyle balkonlara asılır. Hasılı Türk insanı kendi konservesini kendi yaptığı için kurutmalıklarını genelde yurt dışına ihraç edilir. Nerede bu konserve fabrikaları? İşte İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir, Antalya, Adana. Yani kıyı bölgeler. Yani ham maddeye yakın yerler. Şeker fabrikalarına bak. Maşallah şekeri çok seven bir milletiz. Hemen her yerde şeker fabrikası var. Nerede yok? Güneydoğu Anadolu'da yok. Nerede yok? Doğu Karadeniz'de yok. Ama her coğrafi bölgede şeker fabrikası var. 30'un üstünde 33 şeker fabrikası var. Özelleştirme kapsamına girdi. Üretim Türkiye'ye yetiyor. Diğer bilgileri zaten vermiştim. Evet, tütün fabrikaları, tütün sanayisi, sigara fabrikası. Sigara fabrikalarından bence soru sorulmaz. Eskiden sormuşlardı ama. Türkiye'de sigara fabrikalarının baş harfinden Simbat yapıyor. Simbat. Simbat diye bir çizgi film karakteri vardı. Hatta sevgili yönetmenlerine rica edeyim. Şöyle halısının üstünde Simbat uçuyordu. Bilmeyenler için arka görüntü de versin. Simbat elinde sigarayla geziyor. Böyle düşünün. Nereye geziyor? Simbat harfindeki illeri geziyor. S, Samsun. İ, İstanbul. İ, İzmir diğeri. M, Malatya. B, Bitlis. A, Adana. T, Tokat. Sigara fabrikasının olduğu yerler. Bu sigara fabrikalarının büyük bir kısmı kapandı arkadaşlar. Siz neyi bilin? İstanbul, Samsun ve İzmir'i bilin. Buradaki sigara fabrikaları önemli. İhraç ettiğimiz ürünlerden biridir bu arada arkadaşlar. Türkiye'de tütün kalitesi iyi olduğu için diyorum. Ham maddeye yakınlık da önemli değil. İstanbul'da tütün tarımı yapılmıyor ama sigara fabrikası var. İçki sanayisinden soru çıkma ihtimalini zayıf görüyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Özellikle üzüm bağcılığın yaygın olduğu yerlerde ham maddeye yakınlık önemli. Türkiye'de İzmir'de, Ankara'da, Tekirdağ'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da şarap fabrikaları vardır. Çünkü buraların üzümleri güzeldir. Ve geldim tekstil sanayisi. Türkiye'de en gelişmiş sanayi tekstildir. Eskiden beri böyle giyinmeye meraklı bir milletiz herhalde. Deniz senin nasıl kaç gardırop kıyafetin var mesela? Var hocam. Var değil mi? İnsan söylerken utanıyor. Sen utanıyor musun? Yani şimdi giyinmeye meraklıyız arkadaşlar. Yerine geldiği zaman parayı harcayacak yer buluyoruz. Doğru ya doğru. Öğrenci bana burada iki testin hesabını yapıyor. Hocam kim alacak? Ama yerine geldiği zaman Starbucks'tan selfie atmayı biliyor. Tabii o da olacak ama şurası bir realite. Giyinmeyi çok abartıyoruz. Yani bir Avrupalı bu konuda çok daha rahat. Zaman zaman karşılaşıyoruz. Böyle oradan akademik personeller falan geliyor, profesörler. O kadar pejmürde giyinmiş ki yani insan diyor ki ya bu nasıl, bu hiç uyum yok diye. Biz ayna karşısında daha çok zaman geçiriyoruz. Biz ayna karşısında değil, birazcık masa başında zaman geçirmemiz lazım diye düşünüyorum. Ve devam ediyorum. Türkiye'de tekstil sanayi başta bunun için gelişmiş ve en çok ihraç ettiğimiz ikinci üründür. Tekstil ürünleri diyorum. Türkiye'ye nispeten dengeli dağılmış. Bir Karadeniz'de yok. Onun haricinde her bölgede tekstil sanayisi
mahallesi var. Ama özellikle nerede? Marmara ve Ege'de. İstanbul, Bursa, Denizli, Adana çok önemli. Tekstil merkezleri, Kayseri'yi de dahil edebiliriz. Geçtim. Yünlü dokuma. Yünlü dokuma Küçükpaşa hayvancılığın geliştiği yerlerde vardır. Halı kilim sanayisi, Gaziantep'i bil, bir de Niğde'yi bil. Koyunlu halıları, markada ismini de söylüyoruz ama. Halı fabrikaları Kayseri, Niğde ve Gaziantep'te yoğunlaşmış. Özellikle Gaziantep çok önemli. İpekli dokuma Bursa ve İstanbul'da yaygınlık kazanır. Bakınız pamuklu dokumayı Türkiye'nin değişik yerlerinde görmek mümkün. Nispeten daha dengeli bir dağılım gösterir. Maden sanayinden soru çıkma ihtimali çok daha yüksek. Fakat ben bunu madencilikte anlattığım için tekrar böyle uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Biliyorum ki beni tekrar tekrar dinlemek sizin için büyük bir zevktir ama biz zamanı ekonomi kullanmamız gerekiyor. Fakat yine de hızlı bir şekilde geçeyim. Şimdi maden sanayi, demir-çelik deyince Karabük, Ereğli, İskenderun, Sivas ve İzmir'de demir-çelik fabrikaları var. Bakır deyince Samsun, Elazığ ve Artvin. Elazığ ve Artvin'deki fabrikalar kapalı, Samsun'daki bakır işleme tesisi açık ve Samsun'da bakır çıkmıyor. Dışarıdan getiriyor, Kastamonu küreden. Ferro krom, Elazığ ve Antalya. Antalya'da krom yoktu, Muğla'dan getiriyordu. Elazığ kendi kromunu işliyordu, Guleman. Alüminyum, Konya, Seydişehir bileceksiniz. Kurşun çinkoda Kayseri, Elazığ bileceksiniz. Elazığ keban, Türkiye'de maden bakımından ilk gelen isimli biliyorsunuz. Barit deyince yine Elazığ ve Alanya. Yani madende Elazığ gördüğünüz zaman hiçbir şey aklına gelmiyorsa yapıştır gitsin diyeceğim de yine de temkinli ol. Bor mineralleri, Bandırma, Kırka ve Emet. Bandırma neredeydi? Balıkesir. Kırka neredeydi? Eskişehir, Emet, Demet hatırlayın. Demet Akalır'dan. Efendim o da Kütahya'daydı. Madene dayalı sanayileri bileceksiniz. Otomotiv. Türkiye'de hangi otomotiv markalar? Bütün otomotiv markaları üretiliyor mu Türkiye'de? Üretiliyor mu Deniz? Üretilmiyor. Porsche'nin fabrikası var mı Türkiye'de? Yok. Ama Porsche ile gezenler var. Demek ki biz otomotiv alıyoruz. Her markayı üretmiyoruz. Türkiye otomotiv en çok ihraç ettiğimiz üründür. Ama bu markalar büyük bir çoğunluğu yabancı markalar. Türkiye'ye çok bir gelir bırakmıyor fakat istihdam sağlıyor. O yönüyle çok önemli. Nerede yoğunlaşmış? Bakın sevgili dostlar. ÖSYM eskiden şunu soruyordu. Otomotiv fabrikası nerededir diye soruyordu. Ama soru formatını değiştirdi. Diyor ki otomotiv sanayisi Bursa'da, İstanbul'da. Neden buralarda diyor. Bence bu soru kalıbı daha güzel. Yorum yaptırıyor sana. Şimdi Bursa'da ne? Otomotiv fabrikasının kurulma nedeni iklimi mi? Hayır. Yer şekilleri mi? Hayır. Siyah incir var, şeftali yemeye mi gidiyorlar? Hayır. Ne alakası var? Bursa'da otomotiv sanayinin olma nedeni kalabalık bir nüfus kitlesine sahip, pazarlama olanakları iyi ve ulaşım olanakları iyi. Yani siz bir fabrikayı kurduğunuz yer öyle bir yer olmalı ki kalabalık olsun, önce onlara satayım, ondan sonra oradan da ihraç edeyim, ulaşım seçenekleri olsun. O zaman otomotiv sanayisinin olduğu yerlerin özelliği neymiş? Ulaşım ve pazar olanakları iyi, nüfusu kalabalık, alıcı kitle var, tüketici kitle var ve ulaşım seçenekleri iyi. Nerelerde var? Bursa'da, İstanbul'da, Kocaeli'de, Eskişehir'de, Ankara'da. Ankara'da ne vardı? Man vardı. Neydi? Dünyada man, ahirette iman mıydı? Öyle bir şey vardı. Alırsın Ford, olursun North. Kamyoncu yazılarından biliyoruz bunları. Ford'da, Kocaeli'de. Bursa'da Tofaş'ın tesisleri, Renault'un tesisleri, İzmir'de BMC, Adana'da Temsa grubunun şeyleri, araçlar, otobüs üretimi, Aksaray'da Mercedes. Markaları özellikle söylüyorum çünkü akılda kalsın diye söylüyorum. Dolayısıyla Türkiye'de otomotiv sanayinin geliştiği yerlerdir. Eskişehir'de buna dahil edelim. Tekraren söylüyorum, otomotiv nerededir diye sormaz artık. Niye orada diye sorar ve önemli bir ihraç ürünü olup olmadığını sorar. Önemli bir ihraç ürünüdür. Yüksek istihdam sağlar. Gemi ve uçak. Gemi şimdi gidip Ankara'da, Kayseri'de arayacak halin yok değil mi gemi fabrikasını? Gemi nerede olur? Kıyılarda. Başta İstanbul, Tuzla, Pendik, başka Trabzon, İzmir, Adana, Antalya, buralarda gemi ve lüks yat üretilir. Ve geçtim, uçak fabrikası zaten iki tane bilmek lazım. Eskişehir ve Ankara. Neden? Çünkü buralar içeride kalıyor, düşman saldırılarına karşı güvenli. Artı iklim koşulları çok yağışlı değil. Uçakların test uçuşlarında, manevra sürüşlerinde bir iklimsel sorunla karşılaşmazsın. Bir de düz alanlar yani. Yani kalkmada, inmede problem olacak bir durum yok. Karadeniz'de uçak fabrikası yapamazsın. Her tarafta. Nereye inecek? İnmek değil, konması lazım adet. Konması lazım adet. Yürüyen uçak. Dolayısıyla Karadeniz'de arama bunu. İç Anadolu'da ara. Stratejik tesisler, silah fabrikası, petrol rafinerisi, uçak fabrikası. Bakın nerede toplanmış? Türkiye'nin içinde toplanmış. Size bir fikir versin bu. Ve devam ediyorum. Demir yolu taşıtı soru değeri vardır. Demir yolu taşıtları nerede? Sivas'ı bileceksin. Yani lokomotif, vagon yapıyorlar Sivas'ta. Bursa, İpek Böceği diyorlar. Hatta böyle tramvay yapıyorlar. Ankara'da, Eskişehir'de ve Adapazarı'nda arkadaşlar lokomotif fabrikaları var. Soru değeri var. Dolayısıyla İstanbul'da yok bakın. Bununla ilgili hafıza tekniği. Bir tane lokomotif görüyorsun. Lokomotifi kim kullanıyor? Kim demeyelim, ne diyelim? Neticede insan değil. Ankara keçisi kullanıyor. Ankara keçisi. Lokomotifi kullanıyor. Üstüne de Sivas Kangal köpeği binmiş. Ah, gezmeye çıkmışlar. Bremen mızıkacıları gibi. Sivas Kangal köpeğinin boynunda da Eskişehir lüle taşından yapılmış bir aparat var. Beraber seyahat ediyorlar. Şimdi bak,
Lokomotife biniyorlar değil mi? Lokomotif sanayisi. Kim sürüyordu? Ne sürüyordu? Ankara keçisi. Üstünde ne vardı? Sivas Kangal köpeği. Sivas, Ankara. Boynunda Eskişehir'in lületaşından yapılmış aparatlar. Fakat önlerine bir tane nehir çıkıyor. Ondan dolayı ilerleyemiyorlar. Ne nehri? Sakarya Nehri. Bari durup selfie çekelim diyorlar. Selfie çekerken de arkada hangi dağın silüeti var? Bursa Uludağ. Dolayısıyla Bursa, Sivas, Sakarya, Eskişehir, Ankara lokomotif sanayisinin olduğu yerlerdir diyorum. Pekala. Kameramanı da beni zaman konusunda uyardı. Kağıt fabrikaları arkadaşlar. Türkiye'de kağıt fabrikalarının soru değeri var. Kıyılarda arayacaksın. Başta Karadeniz kıyılarında arayacaksın. Zonguldak, Çaycuma, Kastamonu, Taşköprü, Giresun, Aksu. Bakın taş kağıt makas oyunu yaptık bunlardan. Muğla, Dalaman, Mersin, Taşucu, Afyon, Çay. Buralarda arkadaşlar kağıt fabrikaları var. Kağıt üretimi Türkiye'ye yetmez. Dışarıdan satın alırız. Ham maddeye yakın olmak zorundadır. Bunu da bir kenara not edin diyorum. Uçak fabrikalarını söyledik. Hafıza tekniğine girmiyorum. Bunlardan bahsettik. Gübre sanayisi, gübre fabrikaları Türkiye'de 13 tanedir. İhtiyacı karşılamaz. Yine de dışarıdan gübre alırız. Hani toprakta tarımı verimi arttırmak için kullandığımız gübre var ya. Niye yetmiyor? Çünkü Türkiye bir tarım ülkesidir. Niye yetmiyor? Çünkü gübrenin ham maddesi olan fosfat bizde yok. O yüzden ithal ediyoruz. Gübre fabrikalarını ezberlemenize gerek yok ama bir tane bilmeniz gerekiyorsa Elazığ'ı bilebilirsiniz ya da Bursa'yı bilebilirsiniz. İskenderun'u bilebilirsiniz. Diyorum lastik sanayisi, araba lastiği, uçak lastiği. Lastik sanayisi petrol rafinerilerine yakın olur. Çünkü ham maddesi petroldür. Kırşehir'i bileceksin, Kocaeli ve Sakarya'yı bileceksin. Hani Petlas yolda koymaz diye bir reklam yapıyordu değil mi? Lassa neydi? Lassa, sağlamsa Lassa diye. Ben seslendirme yapsam mı acaba? Ses tonum gidiyor sanki bu lastik fabrikalarına. Dolayısıyla lastik de ham madde dediğimiz petrol türevlerine yakın olmasını önemsiyorlar. Kırşehir, Kocaeli ve Sakarya'yı söylemiş olduk. İlaç sanayisi Ankara, İstanbul, İzmir. Niye? İlacın ham maddesi mi var burada? Hayır, hasta çok buralarda. Dedik ya önce pazar, ürettikleri yerlere satmak istiyorlar. Her şeyi düşünüyor en ince ayrısına kadar. Yoksa bunlar nasıl inanılmaz büyük şirketler, dev şirketler oluyor sanıyorsunuz? Sizler de geleceğinizi böyle planlamanız lazım. Öyle rastgele olmaz. İlaç sanayisi neden Ankara, İstanbul, İzmir? Çünkü nüfus burada. Ham madde bakımından Türkiye hiç sorun yaşamaz. Çünkü bin bir çeşit bitki var Türkiye'de diyorum. Ve devam ediyorum. Çimento. En çok sattığımız ürünlerden biridir çimento. Türkiye'de çıkmış soru. Tüm kıyı bölgelerde çimento fabrikası vardır. Tüm coğrafi bölgelerde vardır. 30'un üstünde çimento fabrikası var. Çünkü ham maddesi Türkiye'de çok. Önemli de bir ihraç ürünümüzdür. Türkiye'ye yayılmıştır. Cam sanayisi çıkar. Cam sanayisi genelde kıyılarda toplanmış. Neden? Camın ham maddesi nedir deniz biliyor musun? Deniz kumudur deniz. Bundan sonra deniz kenarına gittiğinizde bir avuç o kumdan alacaksınız. Vay be! Senin camın ham maddesi olduğunu ben bilmiyordum. Ta ki bu dersi dinleyene kadar. Silisyum. Dolayısıyla cam fabrikaları genelde kıyıda. Nerede? Sinop'ta. Sinop'ta bir tane fabrika var bir zahmet bilin. Kırklar elinde, Mersin'de, Ankara'da, Bursa'da, İstanbul'da. Şişe cam, Paşabahçe. Duymuşsunuzdur bunları. Ham maddeye yakınlık şart değil ama maliyet oluşmasın diye ham maddeye yakın kuruyorlar. Hatta diğeri Polatlı'da. Eskişehir'e giderken görmüşsündür sağ tarafta şişe camın tesisleri var. Geçiyorum Eskişehir'e giderken. Seramik ve porselen. Porselen, seramik. Kale budur. Ne doğru reklam? Kale budur, seramik budur mudur? Öyle bir reklam vardı. Çanakkale, Kütahya buralarda arayacaksınız. Zaten reklamlarda da görürsünüz. Kütahya, Çanakkale, Bilecik, seramiğin, porselenin ham maddesi buralarda yaygın olduğu için buralarda bu sanayi gelişmiş ve ihraç ediyoruz arkadaşlar. Çimento fabrikalarını görüyorsunuz. Bakın memleketin her tarafında çimento fabrikası var. Çok yaygın. Önemli bir ihraç ürünümüzdür. Cam fabrikalarını görüyorsunuz. İşte Sinop'u, İzmit'i, Bursa'sı, İstanbul, Kırklareli, Denizli, Mersin'i cam fabrikalarına tanık oldunuz. Ankara'sı. Yine porselen ve seramik sanayini söyledik. İlaç ve gübre fabrikaları. Aspirin fotoğrafı koymuşum. Ankara, İstanbul'a, İzmir'e. Gübre fabrikalarının olduğu yerleri görüyorsunuz. Bir de Samsun'da fosfat çıkıyor ya arkadaşlar. Samsun'daki gübre fabrikasını da bilin. Hangisi yerli ham maddeye dayalı bir gübre fabrikasıdır? Mardin Mazıdağ. Anlatabildim. Diğerleri ithal gübre kullanıyor. Kağıt sanayini söyledik. Kereste sanayisini nerede arayacaksın? Kereste sanayisini Batı Karadeniz'de. Özellikle Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Düzce. Niye hocam Doğu Karadeniz değil? Orada da ağaç çok. Neden Doğu Karadeniz değil? Çünkü esas pazar nerede? İstanbul, Ankara, İzmir. Batı Karadeniz buralara daha yakın. Sen Rize'den, Trabzon'dan keresteyi, ağacı kes. Buralara kadar taşı. Koca kütükler. Bu olmaz yani ekonomik olmaz. Artı o bölgede fabrika kuracak kadar gerçekten geniş düzlükler yok. O yüzden Batı Karadeniz'de kereste sanayisi daha çok gelişmiş. İhtiyacı karşılamaz, ithal ederiz. Yetmez yani.
ülkemizdeki kereste üretimi. Ve mobilya. Mobilyaya çok düşkün bir milletiz. Mobilya deyince Kayseri'yi bileceksiniz. Bursa, İnegöl'ü bileceksiniz. Ankara'yı bileceksiniz. İzmir, İstanbul'u bileceksiniz. Dolayısıyla çıkmış sorudur 2021 KPSS sorusu. Hangi ilde mobilya sanayisi yoktur? Afyon'u sormuşlardı. Mobilya önemli bir ihraç ürünümüzdür. Mobilya konusunda hassas bir ülkeyiz. Dünyada en hassas olmayanlar Japonlar. Küçücük evlerde yer yatağı olsun yeter. Bizimkiler maşallah kale gibi mobilyalar alıyoruz. Onun için mobilya sanayi gelişmiştir diyorum. Ve kağıt fabrikalarında geçtim. Keresteyi de geçtim. Sigara, tütün anlattım. Sanayinin geliştiği bir yerde son olarak bunu söyleyelim. Bir yerde sanayi gelişmişse enerji tüketimi artar. Bir fabrika bir şehir kadar elektrik tüketir. Nüfus miktarı artar istihdam sağladığı için. Nüfus yoğunluğu artar haliyle. Kişi başına milli gelir artar, ihracat artar, çevre kirliliği artar. Ve çarpık kentleşme de maalesef artıyor. Çünkü nüfus hızlı bir şekilde göç ederse, yerleşecek yer bulamazsa orada gecekondulaşma ve çarpık kentleşme ortaya çıkıyor. Evet, devam ediyoruz. Başka bahsedeceğimiz bir şey var mı burada? Konuyu özetleyen cümlelerde arkadaşlar girmiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar toparlayarak söylüyorum ki Türkiye'de sanayi istenen düzeyde değildir. Türk sanayisinin en büyük problemi sermayedir. Türkiye'de sanayi dengeli dağılmamıştır ve yurt dışına ihraç ettiğimiz malların büyük bir kısmı sanayi ürünleridir. Bu sanayi ürünlerinden ilk sırada otomotiv, ikinci sırada tekstildir. Türkiye'de en yaygın sanayi dalı gıdadır. En gelişmiş sanayi dalı tekstildir diyorum ve bu dersi burada bitirerek yaşadığınız coğrafyalara selamlar gönderiyorum.